Merhabalar, sevgili Vakfın Boğaz uzmanı doktor arkadaşımız Özel Bey abimiz Ankara'da. Ankara'da özelliği var bizim dostluğumuzun. Bugün obezite cerrahisi yapacağız kendisine. Senden dinlemek isteriz bu ameliyatla ilgili doktor olarak görüşlerini. Tabii, özellikle benim sevgili hocam sizi hem saygı duyuyorum hem de bir hasta gözüyle baktığım zaman tercih etmemin nedeni bu sadece bir cerrahi değil, bu bir süreç. Yani cerrahi bu sürecin sadece bir parçası. Hastanın önceden alınması, değerlendirilmesi. Ameliyat tabii ki bir cerrah olarak zaten hocam yetenekli ve ona güveniyoruz ama burada bir süreç söz konusu olduğunda sonraki süreçte de hastayı takip edecek yıllarca, daha önceden de çok uzun vakaları, uzun serileri var. Uzun yıllar takipli oldu. Biz de onlardan biri olacağız yine. Öyle oldu. Şimdi bizim içimiz çok rahat. Hani bu yolculuğu beraber yürümeye karar verdik. Vakfın Boğaz alanında da bazı ameliyatlar vardır ki özellik arz eder. Bizim de obezite cerrahisi böyle. Endişeler nedir? Sen bir doktor olarak gözüyle ne tür endişeler taşıyor? Doktorlarda da obezite cerrahisi bazen görüyorum. Algılar nasıl? Yani sonraki süreçle ilgili endişeler oluyorum genelde. Hayatını normal sürdüremeyecek mi endişesi var daha çok. Yani sosyal hayattan izole mi olacak? Bu birincisi, ikincisi zor bir ameliyat. Sonraki ağırlı bir süreci var mı? Ondan sonra ne kadar süre sonra normal hayatına geri dönebilir? Diğer insanlar gibi dışarıda akşam sosyal hayatına devam edebilir mi? En çok merak edilenler bunlar diyorsun. Hepsinin cevabı var aslında. Hakikaten yaşam kalitesi çok artıyor. Yine yemeklerini yiyorlar ama ölçülü yiyorlar. Ama dediğin o adaptasyon sürecinde de iyi bir destek gerekiyor. Sizinle ilgili konumuz ise uyku apnesi meselesi. Evet. Teyzemde de var. Teyzemde de uyku apnesi var şu anda. Bizim açımızdan, bizim kendi cerrahi olarak alanımızda bir problem yoksa, varsa hani biz de tıklak bazı ürünleri olarak bundan müdahale edebiliyoruz ama bunun dışında siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki kilo alma sadece burada olmuyor, bütün dokularda oluyor. Larynx yani nefes borusu, gırtlak o dokuyu kiloyu taşıyamıyor. Taşıyamayınca hastalar gibi solunumlu problemler yaşıyorlar. Biz sadece anatomiyi düzelterek buna yardımcı olamıyoruz. Bir de dışarıdan o baskıyı kaldırabilmek gerekiyor. O da ameliyatlarınız sayesinde. Ya, uyku apnesine çok iyi cevap veriliyor hakikaten. Eğer obezse tabii. Yani obez olmayan için konuşmuyoruz ama obezse uyku apnesi çok çok iyi düzeliyor. Özel'cim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sen de bizim çok yıllardır vakaları takip ediyorsun. Bakalım şimdi bir hasta yakın olarak. Evet, bir daha hasta yakın açısından bakacağız. Çok teşekkür ederim. Filminizi gösterdim ama sana göre doktor. Bana göre. Üzerine gösterdim. Evet. Refakatçi ben refakatçiydim. Doktor refakatçi olarak. Ama çok güzeldi. Çok rahat geçirdik. Uyuduk yani. Böyle ara ara böyle uyanmaları oldu ama. Yine de çok ben sıkıntı. Çok beklediğimden çok iyiydi. Su ve elma suyuyla gideceğiz. Evet. Gayet güzel olacak. Yarın daha iyi olacak. Zaten öyle bir aman aman iştah. Hani ben acaba öyle bir şey olur mu dedim. Yok öyle illa bir şey yiyeyim falan hani arzu öyle bir durum da yok. Keyifliyiz yani. Anladım. Şimdi bugün daha rahat olursun. Evet tamam. Çok teşekkür ederim. Karın geldiğim ameliyat olmuştum ona göre nasıl? Ben orada daha çok acı çektim. İşte onu duyuyorum. Vallahi billahi daha çok acı çektim. Doğru işte. Yani. Bir de zaten gördünüz ben onu sokmuşlar. Değil mi ondan ben daha rahat. Size de bir de karın ne demek? Harikasınız hepiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Tabucu oluyoruz, gidiyoruz. Evet. Her şey yolunda. Evet. Mutlu musunuz? Yolunda, çok mutluyum. Ağrım yok, sızım yok. Bulantı yok. Bulantım yok. Tamam. Daha iyi olacağız. İnşallah. Proteini sevdik. Sevdik, yiyoruz, içiyoruz. Proteini içiyoruz. İştahımız yok, canımız yemek istemiyor yok, artık. Yok vallahi hiç. Başka bir boyuta geçtik mi? Yok. Şöyle, daha önce hani diyet falan... Yaz bu kırmızılar fazla olmuş, onu da söyleyeyim. Sarı kırmızı Galatasaray olmayalım yani. Ya, çıkarayım mı? Yok, çıkarma. Çıkarmıyorum. Evet. Bundan sonra bol bol evde artık burada yattığınız gibi yatmıyorsunuz. Yatak yok. Ondan sonra artık geziyorsunuz. AVM'ye gidebilirsiniz. Her yer serbest. Tamam mı? Yatmaya gerek yok. Tamam. Açık havada dolaşın. Kendinize dikkat edin. 3 gün sonra bekliyoruz. En güzel tarafı benim şeyim hayatımda yani kalbim sol tarafıma da zarar vermiş hafif. Uyku apnem.
Horlama. Ha, evet, horlama. Evet. Ondan 3 ay sonra düzelir. Ama geçti. Yok, geçmez o kadar. Olmayı. Belki hastanesi düzelince. Nasıl yani? Beslenme düzelir de sana horlama. Ha, siz şahit misiniz? Tabii. Evet. Tabii. Ben de şahit. Ya rekor sizde o zaman. Yani bizim evet. Hastalarda 3. ayda düzeliyor. Sizinki demek ki 1. haftada düzelmiş. Ama şöyle, uyandığım zaman dilim şiş oluyor. Yani o kadar demek ısırıyorum. Allah şükür. Yok, gayet rahat uyanıyorsun. Maşallah yani. Valla hocamız burada. Kulak burun boğaz doktorumuz burada. Gerçekten. Belki hani bilmiyorum şöyle ödemi azaldı falan ne bileyim. Yani ama horlanmıyor. Verdi diye düşünüyorum. Daha önce biz hani rahatsız. Evet yani rahatlar tabii yumuşak doku falan kilo verdikçe daha rahatlayacak. Hocam şimdi ben mesela çok hastaydım gerçekten. Bütün hastalıklar üşüşmüştüm, kalkamıyordum. Tamam ev içi yapıyordum yani ev işi derken yemek falan. Ama onun için yani ayaklarım olsun, her taraf olsun, yani bırakan bir bayan da değilim ben yani, hırslı bir bayanım bu konularda. Valla ben nasıl size protein tozu konusunda güveniyorum. İşte bizim canlı yayınlara veya toplantılara gelebilirseniz şahane olur. Gelecek. Her ayın son cumartesi. Evet. Önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan kafa değişikliğini yapabilmek için devamlı bu anksiyete diyoruz, gerginliği yaşayın. Neler onlar? İşte protein tozu. İkincisi evet, sıvıyı yeterince alın. Üçüncüsü evet, işte spora başlayın. Evet. Dördüncüsü de en önemlisini söylüyorum. Balyatik mutfak. Yani katılara geçince o kültürü alın. Hocam ne zaman ben geçeceğim? Şimdi undan kurtulacaksınız. Şekerden kurtulacaksınız. Bunlara dikkat edin. Şimdi evet, Göknel'le de görüşürsünüz. O size evet, diyetleri anlatacak. Olur evet mu? Tabii tabii. Bu ameliyattan sonra insanlar hep şeyden korkar. Korkmanıza gerek yok. İşte kaçak olacak mı olmayacak mı? Ben de derim ki bizim serimizde kaçak ve kaçağa bağlı ciddi böyle ölüm vesaire bir şey yok ama ben şundan korkuyorum, hastanın kaçak olmasından. Anladınız mı? Yani hasta kaçması. Yani insanlar hep böyle ameliyata odaklanmış. Ameliyat oluyor. Sonra bir mekanizma kuruldu. Hadi bana eyvallah. Değil. Yani iyi kullanmasını bilmek. Kesinlikle. O yüzden bariyatrik mutfağı takip edin. Kesinlikle. Hı-hı. Yani ona büyük bir ekip emek sarf ediyor. İki tane diyetisyen, bir tane kreatif direktör, fotoğrafçımız özel. Yani içerikleri hep bunların protein vesaire elçisi var. Olur mu? Evet. Katıya getince onlardan yiyin. Tamam. Tamam. Şimdi Gökler'le de görüşeceksiniz. Ondan evet, sonra böyle özlemci. Kaçak olacak olması değil evet ya. Risk. Hı. Şeyi ne kadar süresi? Yani kaçak olursa ilk bir hafta da olur. Ama bildiğin gibi biz tekrar dikiyoruz. Ya yani orayı patlatma evet, basıncı aynen, şişirseniz bile patlatamazsınız. O yüzden evet, hastalara diyorum ki elinizi soksanız bile yırtmaya çalışsanız yırtamazsınız. Öyle bir şey ha, yani olmaz. Yani eğilme böyle. Yok yok eğilmek, havada çift atlatmak, yumruk şey yemekle patlama olmaz. Hasta diyor ki hocam kavgaya girdim veya birisi vurdu, çocuk karnıma vurdu, bir şey olur mu? Yani böyle korkular oluyor onun manada diyorum.